Hadi bir tane sopayla başlayalım. Ya pandemi olduğu için artık insanlar yalnız hissetmiyor. Ha, herkes evde, herkes işsiz, herkes işte zorluk çekiyor deyip aslında normalde de zorluk çekenler için bir empati şeyi de oldu yani. Tabii ki daha az işsiz değil ya da daha yararlı değil bu durum ama en azından hani başkalarıyla paylaştığın hissi, bu durum başkalarıyla paylaştığın hissi bir tık rahatlatıyor diye düşünüyorum. Koşulları belirleyen şey her zaman paradır ve paranın. Evet, birazcık öyle. Ama engel, senin nikin zaten engel. O yüzden seninle bir şeyler konuşmaya başlarsak hiç bitmez bence o konuşmalar. Ben oyuna odaklanayım. Senin nikinden direkt ben zaten uzun bir konuşmanın geleceğini anlıyorum ya. Friedrich Engels nickname'in. Engels, Marx'la birlikte. Malum şeyi, Komünist Manifesto'yu yazan kişiydi değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yoldaşı diyelim ya da Marx'ın. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Pozitif vibes, pozitif vibes. Pazarcım hoş geldin, hepiniz hoş geldiniz. Kaliste'yi satalım mı? Dursun. Dursun ya. Jinx'i alalım ama. Aa, ganimetçi geldi. Hatta hem ganimetçi var hem de şey var. Pyke TF Kalista'dan. Bir de çağrıcı var. İkisini nasıl birleştireceğim? Evet, doğru hatırlamışım. Abi sen tam evlenecek adamsın mı? O nasıl bir yorumdu ya? O nasıl bir yorumdu? Evlenecek adamsın mı? Hay Allah. Evlenecek adamsın mı? Şimdi bu Elise'i bitirdik biz. Mia'nın sesleri geliyor. Ne yapalım, ne yapalım, ne edelim? Bir kere buraları kaybetmek istediğimin de hemfikiriz değil mi? O yüzden Sibi'ye falan basmıyoruz. Elise bitti. Pyke'ın Katayla suikastçı mevzu var. Elise, Pyke ve TF'in kankalıkları var. Ama şu tam kench'i almak istiyorum. O yüzden TF'i mi salıyoruz? TF'i salıyorsak, tam'ı alıyorsak, o zaman Pyke'ı da satıp Jarvan'ı almak hakkında ne düşünüyorsunuz? Böylece muhafız açmış oluyoruz. Hadi öyle yapalım ya. Zaten şeyden uzaklaşıyoruz, çağrıcıdan TF'i sattığımız için. Spam yapmayalım, evet. YouTube'a bir bakın isterseniz arkadaşlar. Derken çağrıcı Alice geldi arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Çağrıcı oynamamı istiyor oyun galiba. Bu gördüğümüz ikinci seçilmiş bu arada. Sanki bunu almazsam uzun süre seçilmiş göremeyecekmişiz gibi hissediyorum. Almak ya da almamak bunu. Alalım yahu, değil mi? Alalım alalım. Ama hemen almama gerek yok. Zaten koymayacağım. 3 ganimetçinin kalması gerekiyor. 3, 2 daha 5. 9 param oluyor. Bunu alıp da bu ikisini satsam burayı kazanamam zaten. Gulyabani selam, hoş geldin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın, onun için oyun çok hızlı başladı, hemen odaklanamadım chat'e. Zaten kendi kendime bir şeyler konuştum başında da. Koşullardan bahsediyorduk. Zor koşullar. Atanamayan bir arkadaşımız vardı da. Çok güzel. Çok çok güzel oldu bu. Şimdi bu çağrıcı açıyor ama çağrıcı açamıyordu aynı zamanda. Şimdi satsak mı bunları arkadaşlar, ne dersiniz? 3 bu, 2 de bu, 5 para. 1 de bu, 6 para. Yine 9 oluyor ki yine yetmiyor param. Ama bunlar seviye atladığı için ve bunu da koyduğum için artık bence kazanma ihtimalim var. Ya da satalım mı Elise'i? Satsak nasıl olur? Kötü olur ya, satmayalım, kalsın dursun. Aman. Ne olacak? Diyelim değil mi? Hadi seni de alayım, belki keskin açarız.
Artık bu hello sesini azalttım arkadaşlar, anlamışsınızdır zaten. Birazcık daha azaltabilirim. Çok fazla spam yapıldığını düşünüyordu insanlar ve bu sesten dolayı videoyu izleyemeyenler oluyordu. Çok teşekkür ederim bütün limonlar için. Kaç tane? 5 tane dondurma atmış Splinter Maestro. Çok 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 teşekkürler. Tabii ki bunu kaldırmak gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu bu tekniğin ilerlemesi için, yarın yayın açabilmem için bugün kazandıklarım elbette ki çok önemli. Yarın derken yani gelecekte bu yayınların devamlılığı için elbette ki desteklerin ve eğer olursa yani duyulması önemli. Sonuçta onu da kapatacaksam o zaman Bill Gates falan olmam lazım yani. Şunu mu alsak, şunu mu? Hangisi bilemedim. Kata kata olduğu için alınabilirdi aslında. Bizde zaten bir tane zırh vardı. Bu zırhı da alırsak 2 zırh olacak. Bir de mesela kayacılardan zırh düşse 3 zırh olacak. Hadi bir tanesini dikenli yaptım. Diğerini ne yapacağım? Hadi onunla da güneşli yaptım. Güneşli değil. Güneşli mi? Gün ateşi. Diğerini ne yapacağım? Bir tane daha çıktı minionlardan. O yüzden çok fazla aynı şeyden üst üste biriktirmek istemiyorum. Farklı eşya olsun. Aynı para zaten. Invincible. O zaman hep destek, tam destek deyip bir elmas atmış Invincible. Çok 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 teşekkür ederim. Canımsın. Eyvallah. Çok 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 sağ ol. Burada arkadaşlar bunu koyarsak charge açılıyor. Ama koymayalım bence. Bir miktar daha bekleyelim böyle. Olur mu? Çağrıcı seçilmiş almak yanlış mıydı? Şimdi bunu sorgulayalım. Çağrıcılar aslında ganimetçileri saldığımda gayet güzel bir orta oyun geçirtebilir bana. Fakat şöyle bir sıkıntı var şu anda benim yaşadığım. Burayı kazanabilirim bu arada. Metin abi gelmiş. İki tane elmas atmış. Çok 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 teşekkür ederim Metin abi. Hoş geldin. Çok 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 sağ ol. Metin abi de arkadaşlar bu arada Recep'i D-Live'ın Global Head'idir. Yani D-Live'ın bütün dünyada başındaki kişidir. Ben D-Live'a başladığımda öyleydi en son. Tabii ki yükselmediyse ya da değiştirmediyse pozisyonunu. Benim de uykum geliyordu, iyi oldu yayın. Nasıl yani, şimdi uyuman için mi iyi oldu yoksa uykunu açması için mi iyi oldu? Aa, iki Katarina, bu çok iyi oldu. O zaman belki de Jinx planını rafa kaldırıp Katarina üzerinden devam edebiliriz. 3, 5, 7. Bir de şunları da satıp 20 faize de çıkma ihtimalimiz olabilir yine. Ekonomi Bakanı Kasım. Çünkü zaten Lost Trick'e de devam etmek istiyoruz ve evet evet bunu yapalım. Jinx gitti. Bir şeyden iki tane olması bir tane olmasından daha iyidir. Çok basit bir şey bu. Sorgulanamaz bu. O zaman burayı çıkarıyoruz 20 paraya. Çıkaramıyoruz henüz. TF'i de satıyoruz o zaman. Zaten TF'ten daha iyi bir charge bulabiliriz. 6 charge yapamayacağımıza göre TF o kadar da şart değil arkadaşlar. Abi kazanın çok güzelmiş. Bir kitabın kapağı da böyleydi. Unuttum ama kitabını. Teşekkür ederim. Umarım daha iyi senin olur Hazar. Çok cüzi bir miktarı aldım ben bu şeyi, kazığı. Siz de bulutlu kazak yazıp bulabilirsiniz. Kazandık burayı arkadaşlar. İlginç. 4 galibiyet serisi bozuyoruz. Bakalım yine 3 tane eş verecek mi? Bakalım ne verecek. Üç eş vermedi ama çağrıcı verdi. İki tane cin verdi. O da çok iyi. Kedişler kavgada yine. Şunu sattık, şunu aldık. Şimdi iki çağrıcı burada var. Üç çağrıcı, dört çağrıcı, beş çağrıcı, altı çağrıcı. Altı çağrıcı olabiliyorum. Sejuani'yi kullanır mıyız acaba bir tane daha gelse? Aslında iyi. Çağrıcıların yanına bir de Sejuani ekleyebiliriz. Katayı satsak. Ama bir süre daha ganimetçiden para da kazanabiliriz. Yo, kazanmayız. Niye kazanalım canım? Hiç gerek yok kazanmaya. Burada o zaman seviye basalım. Katayı satalım. Basalım seviyeyi. Yine kata geldi. Şimdi bu charge'ı kedileri çıkartalım.
çıkarayım ben arkadaşlar. Güreşiyorlar da. Altı charge yaptık. Güzel. Eşya ne yapalım? Bir tane cıva yapalım bence kesinlikle buna. Coco Mia'ya şey yapınca, üstüne falan çıkınca Mia direkt bağırıyor. Aslında Mia büyük olan ve ezmesi gereken kişi. Ama Mia çok narin. Hemen zılgıtı koparıyor. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Kazığı buldum Trendyol'da arkadaşlar. 53.99 TL. Evet, öyle bir şey. Eren nasıl üye oluyoruz arkadaşlar? Yardım edin demiş. Erencim, katıl butonu var şeyde. Bu arada Elis 3 olacak ya. Belli oldu. Benim ana sayfamda katıl butonu var. Oradan olunuyor. Vayne'i al. Vayne'i değil de Sejuani'yi koymak istedim. O yüzden almadım. Sonradan buluruz yine Vayne'i. Herhalde. Yalnız şurayı bir korumak istiyorum da nasıl koruruz? Şöyle mi koruruz? Herhalde böyle koruruz değil mi? Bunlardan bir şey yapılmıyor henüz. Bakalım Sejuani bizi... Umarım... Aaa Nidalee mızrağı yedim. Neyse yine de kazandık. Yüzümüzü kara çıkartmadı ya Sejuani. Yok, kazanamadık mı? Kazanalım lütfen. Aaa kazanamadık. Şu Nidalee'ye bak ya, çok kritik mızraklar attı. Vallahi birazcık da şans ondan yanaydı yani, böyle de bir gerçek var burada. Hak edilmiş bir galibiyet yazdı. Ama son gülen iyi güler arkadaşlar, unutmayalım. Coco alfa ya, Coco. Mesela dayak yiyor, hiç umurunda değil. Yine de üstüne koşuyor Coco'nun. Mia'nın. Coco tam bir alfa. Ya evin reisi olacak o kesin büyüdüğünde. Ya minicik, hiç boyutuna bakmıyor. Üstüne atlıyor. Totosunu ısırıyor. Boğazına yapışıyor. Mia'ya bayağı kabus yaşatıyor evde ya. Minicik boyuyla. Erkek olmasıyla da alakalı mı arkadaşlar? Erkekler daha mı alfa oluyor kedilerde? Yoksa sadece korkusuz olduğu için karakteriyle mi alakalı? Altının Galios'u çok güçlü ya. Holy Cloud ismini nereden buldun? Şimdi ben Holy Phoenix'le beraber oynuyordum. Bundan 8-9 sene önce. Onun nicki Holy Phoenix'ti zaten. Ben de onunla uyumlu bir şey yapmak istedim. Kasım da benim eski nickim, ismim de. Uyumlu bir şey yapayım dedim onunla. Holy'li bir şey yapacaktım. Onunki kutsal kuş ya, benimki de kutsal bir kuş. Kuş. Ama benimki... Burada bir şey alayım önce. Benimki de kutsal bir kuş. Ama Mısır mitolojisinden benimki. Kısırlaştırmadın mı? Daha çok küçük. Kısırlaştıramazsın henüz. Coco çok küçük daha. Hadi bakayım 20k nedir bir sonraki hedef? Bir sonraki hedefimiz kaç olsun arkadaşlar? 50.000 herhalde ya, değil mi? Seneye bugün 50.000 abone olmak isterdim. Bence 50.000'i geçeriz be. De. Yine de çok da umutlu bir şey yapmayayım. Projection deniyor ya yani. Tahmin. Gelecek tahmini. 50.000'i görsek güzel bir gelişim olur bizim için. TFT yayıncı. Sadece TFT atarsam tabii ki. Başka oyunlar atmaya başlarsam başka şeyler olabilir. Tam bir senede 20.000 olduk ama ben toplamda 2-3 ay hiç atmadığım zamanlar oldu. Yani bazen özellikle ilk başladığım zamanlarda bu YouTube işine birkaç günde bir attığım oluyordu. 2 hafta ara verdiğim oluyordu.
Bu sette bile oldu yani. Bir hafta, iki hafta atmadığım oldu. Hiç ara vermeden her gün atsaydım şu anda muhtemelen 20 bin değil, 30-35 bin olurduk. Ama son dönemlerde, yani son 2 aydır herhalde çok düzenli ilerliyoruz. Cyberpunk gelir mi? Yok ya, Cyberpunk'ı ben iade ettim arkadaşlar. Sonra ileride tekrar satın alırım dedim. Baktım herkesin iadesini kabul ediyorlarmış. Ben de yollayayım gitsin dedim ya. Zaten oynamadığım bir oyun şu anda. Yayınını yaptım evet. Güzel gibiydi ama çok çok yani keşfedecek şey vardı. Zaman ayırmam gerekiyordu. Okul var, World of Warcraft var derken... Seviye alıp bu arada Evelyn'i koydum. Ben de 9 saat oynamıştım aslında. Game time'ım 9 saatti. Baktım herkes iade ediyor, ben de edeyim dedim. Sonra geri alırım yani. Oynamak istediğimde ne olacak? Bir yere kaçmıyor ya. Bug'larını düzeltsinler, yeni şeyler eklesinler. Benim de boş vaktim olsun, o zaman oynayayım işte. Kör olmaktan vuramıyoruz ki. Yine kör etti ya. Gider ayak kör etti, bak kazanamayacağım yine. Evet, kazanamadım. Kasma, Rabadon ve Ginzu var. Elis fena taşıyor. Ginzu ver. Rabadon, Ginzu mu vereyim? Elise. Elise büyücü yapalım. Elise Rabadon verirsek ne yapıyor? Daha çok mu can topluyor? Bak, kandırıyorsunuz siz beni sanki bir tık. Onu bir hissettim, kandırıldığımı da. Bir yandan da merak etmedim de değil, nasıl olacak şimdi. Burada arayalım artık arkadaşlar, Jin'i bulalım en azından. Değil mi? Jin'i bulduk. Şimdi bunun da girmesini istiyorum. Şu şekilde girsin. Sen böyle kal. Şu şekilde kalalım. Jin'e bir adalet yapabilirim. Gerçekten Rabadon yapacağız mı ya? Hadi yapalım ya, deneyelim hadi. Elise taşıyıcı deneyelim. Rabadon. Civa'da vereyim mi? Rabadon adalet ve Ginzu mu, yoksa Rabadon Civa Ginzu mu? Çok mu can topluyor? 4600 canı oldu, yuh. Kendi canı çok fazla oldu. Bir şey oldu arkadaşlar bu. Ulaş teşekkür ederim dondurmalar için. 4 dondurma atmış Ulaş. Civa da ver abi. Verelim. Ginzu yapamayız ki biz ama. Adalet kaldı geriye bir tek. Ginzu için bir tane daha şey lazım. Hem saldırı hızı lazım. Bir de bu Jin hiç vuramayacak. Düz vuruşları kaç vuruyor ki? 146 vuruyormuş. 144 can dolduruyor. Kurtlardan atar. Kurt kalmadı da keskin gagaları diyorsun herhalde sen. Hayırlısı diyelim. Herhalde bu oyun biz 9 charge yapacağız bu arada. Bana öyle geliyor. Madem Elise'i bu kadar buffladık. Ya da satarız ya, ne olacak Allah Allah. Büyücü yapabiliriz, yaparsak iyi olur da. Yapabilecek miyiz bakalım. Spatula gelirse büyücü yapabiliriz. Dört alt yüz canı var yok. Ölmez ki bu hiç. 288 288 dolduruyor arkadaşlar. Bu ne?
Sapık Elise oldu bu. Yuh. Kalista geçtin valla. Kalista da mı? Şeydi, charge'ıydı tabi ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kedişlerin tüyleri geldi. Bir tane var spotula da en son açılıyoruz, bize kalmaz. Kalırsa alırız. Kalmazsa ne alalım? Saldırı hızı alalım o zaman. Saldırı hızını hem Jin'e veririz hem de Ginsu yapma ihtimalimiz için. Ama bize zaten iki tane şey gelmedi mi ya? Kalmadı. Saldırı hızı kalır mı peki? O da kalmazsa... Kaldı. Bundan en kötü ihtimal Jin'e zırh kıran eşya yaparız. Burak Deniz selam, hoş geldin. Tane hesabım var. En düşüğü de Elmas 3. Hiç sevmediğim muhabbetler şunlar. Girmeyelim hiç. Dev katille Jin tek atacak birazdan. Ya Cebrail. En azından denedik deriz ya. Ne olacak? Boş ver. Hep kuralına göre mi oynayacağız bu oyunu? Biraz da eğlenelim. Her gün 4600 canlı Elise görmüyoruz. 300-300 can dolduruyor. İyi hissettiriyor işte insanı. En başında eğlenmek için oynuyoruz. Bakalım bakalım ne olacak. O en sona şey kalınca, Elise kalınca bence Elise'i sürekli Lulu havaya kaldıracak ve kaybedeceğim değil mi? Evet, Elise kaldı ama alamayacak bence. Lulu hep havaya kaldırıyor çünkü. Buraya işte Ginsu lazım ki saldırı hızı çok artsın. O sırada da öldürebilsin. Baktık çok kaybediyoruz. Satarız arkadaşlar. Deniyoruz işte bakalım. Muhammed Orhan teşekkür ederim. Burak Deniz hoş geldin. Kasım abi selamlar. Denk geldikçe izliyorum. İşim olmadıkça da çok rahatlatıyor beni. Teşekkür ederim bir izleyici olarak. Bu arada Spellcrit Jin iyi olmaz mıydı? Spellcrit Jin çalışıyor mu? Olur herhalde de ya. Ondan önce koyacak çok şey var sanki Mert Akkuş. Olabilir herhalde. Yani AP eşyaları veriliyor. Rabadon falan da veriliyor oluyor ama. Rabadon'la Elise çok rahatlattı beni. Değil mi? Rahatlatıcı bir yanı var. Ama işte hızlı vuramıyor. Hız kazanması lazım. Savaş sonunda mesela çok hız kazandığını düşünün. Sürekli can yeniler böylece. Ergenizi yapamazsak satalım arkadaşlar. Bir manası kalmayacak çünkü kullanamayacağız istediğimiz gibi. Berça selam, hoş geldin. Benim için yazmadın onu ha, tamam. Tamamdır Cebrail. Tamam satalım hadi onu o zaman. Daha iyi bir charge geldi. Charge oynamamı istiyor hayat sanırım benim. Anlamadım. Şunu da koymak istiyordum ama. Riven'a mavi ya da Rabadon verebilirdim. Rabadon'u tercih ettim. İkisi de güçlü. Mavi fazla yetenek atmasını sağlıyor. Rabadon da daha fazla kalkan almasını ve fazla bulmasını sağlıyor. Belki mavi uzun vadede bir tık daha önde olabilir. Verimlilik açısından. Ben böyle seçtim. Şunu çıkarıp şunu koysak daha iyi gibi.
unutalım. Bir şey daha çıkardım. Bunu da çıkardım. Şimdi o zaman bir sonraki seviyeye gidelim hadi. İki alaca, altı çağırıcı, iki keskin. Dokuz çağırıcı yapabiliriz ya da işte dört alaca, altı çağırıcı yapabiliriz. Dört alaca, altı çağırıcı güzel sanki değil mi? Hem galyomuz düşsün. Hem de 4 tane alaca yapalım. 9 charge'ı belki yaparız da bilmiyorum ya. 9 charge'ı o kadar da güçlü değil sanki arkadaşlar. Belki deyip geçelim biz onu. Şimdilik bir seviye almak her türlü en mantıklı şey gibi geliyor bana. 9 büyücü elisi çok canı oluyor ya biliyorum. Ne kadar canı oluyor? 10.000 canı falan oluyor değil mi? Bu da lazım bana, bunu hep unutuyorum. Belki de eğer merkez minyonuna kadar dayanırsak, hiç kaybetmezsek oraya kadar, şöyle bir şey deneyebiliriz. Evelyn'i tekrar satmak ve 5 paralık bir seçilmiş bulmak. Burası bayağı güçlüymüş. Warwick'te ölüm kılıcı, bombardıman gizli var. RP çeken RP. Adamın nick. RP çekmek derken Riot Points çekmek mi yoksa Roleplay çekmek mi? Yani hangisi? Kazandık sprayı. D-Live linki aşağıda var arkadaşlar. Hakkında kısmında videonun. Zaten nickname'im benim D-Live direkt yani dlive.tv/holytoad. Oyundaki nickname'im bile benim D-Live'ın reklamı. Burada neyi alalım biliyor musunuz? Bir koruyucu alabiliriz. Sükunet alabiliriz. Aslında yakma efektim de yok benim. Sükunet sanki ya ama değil mi? Stratejik bir eşya çünkü. Şuna falan çok iyi olacak. Allah Allah. Bu alacılar da geliyor. 4 alaca yapacağız galiba. 4 alacayı neyle yaparız? Riven 1. Vayne 2. Çünkü Jhin var. Cassio 3. Lilia 4 işte. Tamam bu kadar. Buna vereceğiz herhalde. EU'da oynamamanın sebebini daha önce belirtmiş miydin? Eğer belirtmediysen neden EU'da oynamıyorsun? Ben EU'da çok uzun süre oynadım zaten. Geçen set Türkiye'de turnuva olacağı için Türkiye'ye döndük. Sonra da artık burası vatanımız oldu yani buraya alıştık. Daldık gittik buraya. Bence bir fark yok. İki tarafta da çok iyi oyuncular var. Karşılaştırmaya gerek yok. Ben Türkiye'yi kötülemiyorum. Gayet güzel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Buradaki Hayrio'daki her oyuncu Avrupa'nın sunucusuna gittiğinde orada da yine Hayrio oluyor arkadaşlar. Rubik, ne bileyim King ya da herhangi birisi. Avrupa'ya da gittiğinde orada da yine Challenger oluyor o zaman. Demek ki çok da bir farkı yok. Oyun Türkçe. Burada RP alımları daha ucuz. O yüzden Türkiye'de oynuyorum. Bir manası yok benim için yani. İleride çok büyük ciddi e-spora dönüşürse bu oyun. Açarız biz West hesabı. Daha farklı oyuncularla oynamak için deriz. Ama yani bence çok da şart değil. Mesela bak Idle Monk var. Burada Challenger'da. Gitti West'te oynamaya başladı. Ben o zamanlar TR'de oynamıyordum. Ben hep West'teydim set 1'de. Set 2'de. West'e gitti. Şimdi West'te de Challenger. Burada challenger olup, burada iyi olup, orada iyi olmayan yok yani. Çünkü aynı oyun ve yaklaşık olarak iki tarafında en yüksek kilosu birbirine yakın oynuyor. Riven 3 gelmez mi Kasım abi? Gelebilir. Çok ekonomimiz var. Gelme ihtimali yüksek.
Ekonomimiz bayağı iyi. Charge'lardan TF'i çıkarıp yerine bir Zillion koyarız. Elise alasım yok. Açıkçası. Thresh'i de almayacağım. Bu eşyayı Evelyn'e veririz. Evelyn'i sat, Riven'ı seçilmiş yap. Nereden bulacağız ki yani? Öyle bir şey yok. Ya gelmezse Riven seçilmiş. Evelyn'i belki yine de satabiliriz de. Bilmiyorum. Şimdilik bir kafamdaki planı uygulayayım da 6 charge 4 diğeri. Şu giriyor. Bir de şu giriyor. 4 alıcı 6 charge oldu. Bunu sattık. Öylesini aldım. Öylesini aldım. Öylesini aldım da bunlar yani yer kaplayacak işte. Böyle bir sıkıntı olacak. En öne bu gitsin artık. Bunun yerine giriyor. Gitti. Aatrox'umuz da oyun boyunca böyle kaldı. Aa, Lee'sin dışarı atacak beni. Atamadı, atamadı, güzel. Luxord üstüne gittik. 6 charge'ı 4 alacak karanlık. Gayet güçlüyüz böyle. Hem Galio'muz düşüyor aşağı. Bunlar giremiyor ki arkadaşlar. Ya toplamayalım hiç. Kompu bundan ibaret tutalım bence. Daha fazla bir şey eklemeye ya da değiştirmeye çalışmayalım. Şu Pyke'ı değiştirmek belki. Yo, Pyke'ın sersemletmesi de hoş. Şu sükunet pozisyonu bakabiliriz kazanmak için. Evelyn var. Delilya var. Şöyle ortaya koyalım. Bakmıyordum çünkü. Evet, solda olsa Ezreal'ı engelliyormuşuz. Burada daha fazla kişi engelledik. Gerçi Ezreal'ı engellememiz de kötü değil de. Uf, şimdi ne kadar çok vurdu. Öldürme mi? Hı, öldü. Güzel. Bundan bir tane lazım. Bundan iki tane lazım. Bundan bir tane lazım. Riven 3 yapacağız dedik ama çok atmadı. Yine de paramız birazdan birikir. Riven burayı alır diye düşünüyorum. Melisena selam, hoş geldin. Kasım Aydınmonk İstanbul Wildcats'e TFT sporcusu olarak sözleşme imzalamış. Sence öyle bir senin öyle bir düşüncen var mı? Ben zaten başka bir takımdaydım. Geçen sene set 1'de ben e-spor takımına girmiştim. Hatta artık Evelyn'i de yapmaya çalışalım arkadaşlar. Hatta takım sahiplerim de ünlü oyunculardı. Oyuncular derken dizi, film oyuncuları, aktörler. Burak Gülsoy, şimdi Diriliş Ertuğrul'da. Uyanış Ertuğrul muydu ya da? Yo, ne? İsmi neydi? Hayır, Büyük Selçuklu. Uyanış Büyük Selçuklu. Uyanış Büyük Selçuklu da şey oynuyor, Melikşah'ı oynuyor bu aralar. Ve Serhat Teoman, bir de Nail Gönenli'ydi takım sahiplerim. İstanbul'a gittim, onlarla fotoğraf çekildik. Ya fotoğraf çekimleri yapıldı. Konuştuk, ettik, şey yaptık. Bayağı TFT'nin böyle büyüyeceğini düşündüğümüz zamanlardı onlar. Takım evi falan vardı. Ama devam etmedi TFT. Gitgide küçüldü. E-sporu falan da olmadı. Öyle olunca onlar da saldı, ben de saldım. Şu anda da yani Idlemonk'un Wildcats'e girmesi çok güzel bir şey tabii ki TFT oyuncuları için Türkiye'deki. Ama TFT'nin kendi oyunun yani yapımcılarının söylemleri e-spora dair çok bir şey düşünmedikleri. Her sezonda, her sette bir tane qualifier, işte dünya turnuvası tarzı bir şey yapıyorlar. Onun dışında daha spectate modu bile yok oyunun. Oyun ileride e-spora uygun bir oyun olursa, yapılırsa bunun şeyi, turnuvaları bilmem neleri, çok paralar kazanılırsa o zaman hala iyi de oynarsam neden olmasın düşünürüm. Şu anda yani şeyin Wildcats'in Idlemonk'a almasının bir diğer sebebi de onun yayıncı olması ve onları reklamını yapması yani. Geldi sonuçta, sonunda bu. Şunu elimize alalım arkadaşlar. Acelesi yok bunun çünkü. Bunu da buna verelim. Şöyle yapalım. Selam Oğuz, hoş geldin.
Şöyle yapalım. Aslında Veigar'a da verebilirdik ama. Neyse. 6 charge'iz. 3 yıldız bir Evadin'imiz var. Dört alacak aranız. Aa, alamadık. Ama bunda işte sükuneti düzgün koyarsak belki de alırız. Sükunet pozisyonu çok önemli. Aatrox'un da iki yıldız olması lazım artık şu şeyi çekebilmesi için Veigar'ı uzun vadede. Arkada tutuyorum bir de hemen ölmesin diye. Belki diğer adam yeniyordur bunu. Nasıl yenebilirim bunu? Set koysak diyeceğim de çok canı olan bir karakter de yok. 9 kadim koymuş arkadaşlar. Yenmesi çok zor bu adamı. Bunu yeneriz. Bunu yendik daha önce de zaten. Bir sükunet de yani çok kısa süre etkiler. Uzun vadede çok da işe yaramıyor. İyi bir eşya falan çıkarsak şey yapsak. Şunu şöyle koysak. Sen de buradan alsan bunu. Hadi bakalım. Ash 3'e mi gidiyor? Aynen. Ash gelirse tutarız. İlk 3'e girdik bu arada. Güzel yani gayet. Mutlu olunacak bir sonuç alacağız. 2 ya da 3 bile olsak. Bir puan alacağız. Kim yeniyor burayı? Evet. 10 canlı olan yeniyor. Ben diğerini yeniyorum. Ash tutmamız gerekiyor. Bu eşya kimin? Lillian'ın mı? Cassian'ın mı? Zillian'ın mı? Zillian'ın herhalde ya değil mi? Zillian'ın. Daha fazla canla doğmasını sağlıyor. Yeniden. Gerçi çok da vermiyor can ya. Her türlü yine Veigar'dan tek yiyorlar da. Uyku saatine mi versek? Uyku saatine verelim ya. Pozisyonu değiştiririz onu. Cassio'ya bir resim hiç yok. Bir eş tutmaya çalışacağız arkadaşlar adamdan. Kayn aslında çok iyi olur ya. Kayn alabilirsem, yapabilirsem bir Kayn. Kayn demek sonsuz sükunet demek çünkü. Eş var bir tane. Bir eş daha. Yokla bunu. Şöyle koy. Baksanıza adam daha Zillian'ı öldüremiyor. Bu adam nasıl yensin beni? Bunu yeniyoruz. Belki diğerini de yeniyoruzdur ya bir şekilde. Bakayım. İyi geçmiştir savaş belki. Evet yeniyoruz gerçekten de. Nasıl yenmişim bilmiyorum ama yenmişim arkadaşlar. GG's. Güzel bir oyundu. GG's. O zaman artık kapanış. Arkadaşlar beğendiyseniz like. Abone değilseniz abone. Kendinize iyi bakın.